Herkese merhabalar. Bu video saçını yandan ayır diyenlere geliyor arkadaşlar. Ortadan ayırınca şişman gözüküyorsun, yandan ayır daha güzel gözükürsün diyenler ne düşünüyorlar şu anda? Bence yandan ayırınca daha toplu bir insan gibi gözüküyorum. Şimdi isterseniz artık konumuza dönelim. Bugün sol elimle makyaj yapacağım. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok çünkü ben sol elimi kullanmıyorum. Yani sol elinle ne yapabilirsin dersen yazamam. Hani yemek olur karıştırırsın ya, sol elle bile zar zor böyle eğrik büyük karıştırırım yemeği yaparken. Hani iki elle karıştırman gerektiğinde iki tavayı. İsterseniz hemen başlayalım. Bir tane strobe krem ile başlayacağım. MAC'in birazcık ışıltılı bir makyaj yapalım dedim. Yani sol elimle krem sürmek bile çok farklı. Hani hiç yapmadığım bir şey gibi. Siz nasılsınızdır? Sağlak mısınız? Solak mısınız? Oylamaya katılın. L'Oreal'in Infallible Pro Glow fondötenini uygulayayım diyorum. Son zamanlarda sevdiğim fondötenlerden bir tanesi. Sağ elimle herhalde fondöteni sıkmama bir şey demezsiniz. Bu arada yaz geliyor. Neler yapıyorsunuz? YouTube alışkanlıklarınız azalıyor mu? Bana bunları söyleyin ve azaltmayın canım. Tatil planlarınız neler? Okullarınız ne zaman kapanıyor? ÖSS'ye hazırlandınız mı? Oo, çok konuşacak. O kadar çok şeyimiz var ki. Ben buluşma yapacağım zaten. Konuşacağız inşallah. Ama Kadıköy'de falan herhalde. Vapur iskelesinin önünde yapabileceğim bu gidişle. Kendi imkanlarımda. Bence fondöten gayet başarılı geçti. Concealer'a geçeceğim. MAC'in Pro Longwear kapatıcısını çok uzun zamandır kullanmamıştım. Yalnız fark ediyorum ki sol elimle yüzüme daha sert vuruyorum. Bayağı kendimi dövüyor gibiyim. Sağ elime daha yumuşak vurabiliyorum. Sanırım kontrol edemediğim için güzelce. Bayağı hani kendimi dövüyorum desem yeridir arkadaşlar. Siz hiç böyle sol elinizle yazı yazmayı, başka bir şeyler yapmayı falan denediniz mi? İlla yalnız bu çirkin suratı da yapmamız lazım. Concealer sürerken ve böyle yaparken. Bir de maskara sürerken de aynı suratı yapıyoruz değil mi? Başka yolu yok çünkü. Makyaj yapmanın yolu yok. Hani böyle güzel gibi gözüküp nasıl makyaj yapılıyor acaba? Ben yapamıyorum. Göz makyajına başlamadan önce isterseniz kaşlarımızı dolduralım. Ben kalemi bile güzel tutamadığım için kaşları nasıl dolduracağım tam bilemiyorum. Ay, bunu da çok hafif bastırıyorum biliyor musun? Evet, yarım saat sonra görüşürüz. İsterseniz ben bu kısmı hızlıca sizlere göstereyim. Hiçbir şekilde yapamıyorum ya. Ya böyle bir şey yok. Tutamıyorum ya kalemi. Allah Allah. Bir de hani şey olur. Sizde olur mu? Gıcık olursun ya böyle bir şey yapamayınca. Hani böyle kendinden nefret edersin. Anlatabiliyor muyum? Hani yapmak istersin böyle. Yapamayınca daha da gıcık olursun. Daha da kendinden nefret edersin. Ben öyle bir insanım. Ben bırakıyorum. Ben bununla uğraşamayacağım. Evet, şimdi de bugün Anastasia Beverly Hills'in Modern Renaissance paletini kullanayım dedim. Buradaki ilk rengi alacağım. Bütün göz kapağımı süreceğim. Oo, bu da muhteşem olacak. Harika olacak şimdiden belli çünkü sağa sola bile hareket ederken zorlanıyorum. Ve çok yavaşım. Bak en hızlı yaptığım bu ve yapamıyorum da. Onu da yapamıyorum. Her neyse, şimdi buradaki Golden Ochre rengine geçeyim ben. Hiç aklımda bir plan yok. Öylesine bir şeyler yapalım dedim. Allah'ım, aynı his gene var. Kendimi şu anda öldüresim geliyor. Buradaki Burnt Orange renginden alayım bence. Bunu böyle dış kısımlara normal bir fırçayla, karıştırıcı fırçayla değil de onunla uygulayalım. Bir de iç kısımlarımı uygulayacağım. Orta kısmını boş bırakacağım. Oraya altın rengi bir far uygulayayım diyorum. En uç kısımları çok hafif dağıtayım ve dağıtamayayım yani. Bu hızla var ya, ben akşamı falan herhalde bitireceğim makyajımı. Yapamıyorum bildiğin ve ben böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Şimdi de en koyu rengi gireceğim ve bütün makyajımın işte daha da beter bozulduğu an bu an. Ağzımı da açmak zorundayım yalnız bunu yaparken. Bütün planlarım değişti. Burnt Orange'i bırak. Orayı kapatıyorum şimdi. Bu arada anladım ki bir yandan yapıp bir yandan konuşamıyorum. Sol elleyken daha konsantre olmam lazım. Ve kesinlikle yapamıyorum. Ay. Ta kaşıma kadar çıkmış ya far. Bunun bile farkında değilim, biliyor musun? Hiçbir şekilde farkına varmamışım. Ben en iyisi şu ortasına bir Primavera rengini uygulayayım da birazcık ne olduğunu görelim. Yalnız gözümü çıkaracağım bir yandan bunu yapmaya çalışırken, dağıtmaya çalışırken ve dağıtamıyorum. Ay, bildiğin terledim deli gibi. İçim sıkıldı ve kendimi öldüreceğim birazdan. Sağ gözüme de aynı şeyleri yapmak istiyorum. Şu kısımdaki koyuluğu kaybettim. Onları birazcık daha koyultmam lazım. Daha fazla kanser olmadan ben öbür gözüme geçiyorum arkadaşlar. Aynı şeyleri birazcık yapmaya çalışacağım. Sağ gözüme daha da yapamıyorum. Kendine gel Deniz. Bu sadece bir video. Bu kadar çok abartılacak bir şey yok. Şu döküldüyse de döküldü. Ben sanırım sağ gözümü bitiremeden bu videoyu bitirmek zorunda kalacağım. Abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Dedim ki videonun hakkını vereyim, daha güzel bir şey yapayım. Fakat yok. Kalbim gidiyor, kalbim sıkışıyor. Bildiğin kalbim sıkışıyor. Nasıl olacak? Bu kalp sıkışmasını nasıl engelleyeceğiz? Çok kötüyüm, çok kötüyüm. O kadar gıcık oldum ki size anlatamam. Ay, hayatım boyunca bir daha sol elimle bırak makyajı, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tamam, bu şekilde kalsın. Beni affedin ne olur. Son bir altından daha vuralım. Hadi bir de şurada turunculuktan eklemem lazım. Şuraya. Evet, beni affediyorsunuzdur umarım. Bu kadar. Daha fazla uğraşamayacağım. Çünkü gerçekten çok kötü oldum. Obsesif kompulsif bir şeylerim varmış ki bu kadar beni etkiledi. Normalde ben böyle bir şey olacağını beklemiyordum. İnanamıyorum. Şu anda zaten makyaj daha da beter bir şekilde bozdum. Şey varsa kendimi atmak istiyorum bir uçurumdan aşağıya. Mümkünse kendimi atmak istiyorum. Ben bir 5 dakika ara vereyim. Daha sonra şunları temizleyeceğim. Tamam, geliyorum. Makyajım, rakçı makyajına daha çok dönmeden şu alt kısımları birazcık temizlemek için concealer'ımdan yine alacağım. Geri geldim ama dinlenemedim. Rüzgar uyanacak diye çok da kısa tutmam gerekiyor aralarımı. Ay. Gerçekten sinir krizi geçiriyorum yalnız. Kalbim çok hızlı atıyor. Ve ben hala makyaj yapmaya devam ediyorum, bitireyim şunu diye. Rüzgar uyanmadan bunu bitirmem lazım diye, biliyor musun? Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsanız şu makyajı bitirelim mi? L'Oreal'in Infallible serisinden eyelinerlarından sürelim. Kalem yine tutamayan bir kız nasıl gözün içine eyeliner sürecekse... Oo, çok iyi, bayağı kremsiymiş. Ayna da o kadar uzakta ki göremediğim için çekemiyorum bir de. Maskara sürülüyormuş sol elle. Sevdim, ben bu işi sevdim. Maskaradan yana hiçbir şikayetim yok. Bir deneyin Allah sen. Yarın sabah işinize, okulunuza falan hazırlanırken sol elle makyaj, makyajın hepsini yapmayın da maskarayı bakın bir sürmeyi deneyin. Vallahi sürülüyormuş kız. Yalan değil, batırmayacaksın makyajını. Bak ben batırdım mı? Hani nesini batıracaksın? Zaten makyaj batık tamamen diyorsan o konuda haklısın. Var ya, uzaktan o kadar da kötü olduğunu düşünmezsin bence. Şimdi pudraya geçeceğim. Gözlerimin altını Le Mercier'in bu toz pudrasıyla sabitleyeceğim. Çok hafif. Bütün yüzüme de ince bir kat geçeceğim. Az önceki modumdan çıkmış durumdayım. Daha iyiyim. Sağlığımla ilgili şikayetleriniz, aman şikayet demişim, endişeleriniz varsa şu anda daha iyiyim. Yine fark ediyorum ki bronzer sürerken falan da fırça darbelerim aşırı sert. Neden bilmiyorum ama yüzümü bir dövesim varmış herhalde bugün. Şimdi de sıra geliyor aydınlatıcıya. Bunun için de The Balmain Mer Illuminizer'ını kullanacağım. Uzun zamandır da kullanmamıştım. Şöyle birazcık hem nostalji yapmış oluruz. Ne diyorsunuz? The Balmain'in en çok sevdiğiniz aydınlatıcısı hangisi? Yıllardır en sevdiğim ürün L'Oreal'in Fairest Nude isimli rujunu süreceğim. Aha, sanırım sol elimle hiç ruj sürmemişim. O bile garip geliyor biliyor musun? Ha niye süreyim ki de? Yeter yoksa hastaneye gitmek zorunda kalacağım. Makyaj sabitleyici spreyimizi de sıkıyoruz. NYX'in sabitleyici spreyi. Öyle ya da böyle videonun sonuna geldik arkadaşlar. Benim için size yalan söylemiyorum ve abartmıyorum. Gerçekten o kadar zor bir video oldu ki ve içim hala böyle o kadar sıkkın ki şu makyajı çıkarmak istiyorum direkt. Eyeliner çekecektim. Onu bile çekmek istemedim çünkü gerçekten krize girecektim yani neredeyse. O yüzden hani hiç uğraşmak istemedim. Kusuruma bakmayın. Birazcık hani zaten zor bir makyaj bence bu göz makyajları. Bu şekilde hani içinin ve dışının koyu olması, ortasının böyle halo dedikleri makyaj bence gayet de zor bir makyaj. Sol elimle bunu hiç yapamadım ama olsun yani. Gene de denedim, çabaladım. Çok da hani berbat da olmadı. Ben bundan böyle yandan mı ayırayım saçlarımı? Sizce beni daha şişman gösterdi mi göstermedim yani. Benim öyle insanlar zaten 70 kilo falan zannediyor. 70 kiloydum. Hatta daha da fazlaydım. Şu anda 55-58 arasında gidip geliyorum. Onun dışında aslında zayıf bir insanın bir türlü göremiyorsunuz. Gerçek hayatta görseniz aslında gerçekten zayıfım diye. Her neyse çok teşekkürler izlediğiniz için. Boş boş konuştum artık yani. O kadar içim sıkıldı ki yani bir şeyler anlatmak istiyorum. Her neyse. Ay çok değişik bir video oldu benim için gerçekten. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Aşağıdaki yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Dener misiniz böyle bir şey bilmiyorum ama denerseniz, tecrübelerinizi de benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Sizleri çok seviyorum. Sonuna kadar gene izlediyseniz bir emojinizi alırım. Kalbinizi severim. Sizi de heartlarım, like'larım falan. Görüşürüz bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Bay bay.